Herkese merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda size Rock Build'ini paylaşacağım. Cuma günü paylaşacağım dedim ve o gün bugün arkadaşlar gerçekten çok güzel, mükemmel bir Rock Build'i. Hani onu net bir şekilde söyleyebilirim. Çoğu kişi zaten beğendi. Size her şeyini detaylı şekilde anlatacağım bu build'in ve dediğim şekilde yaparsanız gerçekten muazzam hasarlar çıkarıp oynadığınız oyundan zevk alırsınız. Evet. Rog oynayanlar için söylüyorum bunu tabi. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi hemen sizde pite girerek göstereyim önce bu ildi. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu bu de şu iksiri içseniz daha iyi olur. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü bu hem saldırı hem şanslı vuruş veriyor. Ondan dolayı bu iksir bu bu için biçilmiş kaftan onu söyleyeyim. Kaptan mı? kaftan mı? Neyse işte. Öyle bir şeyler. Hemen pit'e girelim. Pit 100'e giriyorum bu arada. Size hızlıca göstereyim. Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Bugün akşam 8'de yayın var. İnşallah açacağım. Beklerim. Buyurun gelin. Sohbet, muhabbet. Pit döneceğiz. Pit'i zorlayacağız muhtemelen bugün. Gidebildiğim bir yere kadar gideceğim. Ondan sonra bir yolunu bulacağız bakalım. Size kombosunu vesairesini her şeyini anlatacağım bu build'in. Yani pit yüzü böyle şey gibi hani böyle normal şey döner gibi. Ben zehiri nereden yedim lan? İlginç bir zehir yedim ama. Örümcek de yok. Demek ki sadece örümcekler vermiyormuş zehiri. Bunu öğrenmiş olduk. Bu arada bu t, e, full şanslı vuruş. Sıyrılma ihtimali ve savunmasız hasar bu ilidir. Onu söyleyeyim. Zaten ilerleyen yerde bu ilde anlatırken söyleyeceğim ama şimdi yine de söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Konuştuğum için belki ölebilirim. Ama diğer türlü pit yüzü yani grupta 4 kişiyken o 3 kişi basede beklerken pit yüzü ben dönüyorum arkadaşlar rockla hani öyle bir ok ok Canım Kalkan verenler var ya, kalkan verenler çıldırtıyor beni. Çok sıkıntı değil mi ya kalkan verenler? Bu arada siz Fit'te kaçı döndünüz? Rock'la, hani Rock'la soruyorum. Ve arkadaşlar bir de şey geliyor ya, çok şey yorumu geliyor. Abi Druid ne zaman oynayacaksın? İşte Druid oyna, Druid kas. Ne bileyim Barbar oyna, Barbar kas. Arkadaşlar şu Rock'ta Pit 200'ü döneyim. Bu başarımı yapayım. Ondan sonra size bir baba, şey barbar değil bir druid açarım tamam anlaştık mı ama pitik yüzü yapmam lazım rockta o yüzden eee daha var yani zamanı Bak, konuşuyorum diye yavaşladım bir tık sunu falan her şeyini anlatacağım bu arada bu ildin. Gerçekten güzel bu arkadaşlar. Yani ya, çok sıkıştım sanki buraya. Sen ne fırlatıyorsun? Bosa geldik. Çok seri dönüyoruz. Kaç dakika bilmiyorum ama seri dönüyoruz işte. O reis ne yapıyorsun? Yemeyiz aslan parçası biz git katız O da bu şekilde eritebiliyorsunuz arkadaşlar Pit 100. Normal şey dancını döner gibi bitirdi böyle kısaca Boss'u nasıl eridiğini gördünüz Bu bu şekilde dur köşata gidelim orada yağmur yağıyor Konya'da da yağmur yağıyor Artık her yerde yağmur yağıyor. <laughs> Efsane build. Yapın. Yüklensin. Şimdi sizlere sırayla başlayayım arkadaşlar. Öncelikle itemlerden ve başlayacağım. Video biraz uzun video olacak. O yüzden kusura bakmayın. Onu şimdiden söyleyeyim. Harlock oyunumuz var. Bu boyutta sadece bir tane Uber ünlüyümüz var. Daha alıkoyun arkadaşlar. Başka bir şey yok. E, zırhımız. Zırh da e, bu attığım özelliklerin hepsini getirin arkadaşlar. Bunlar önemli. Ben şey yaptım bu boyutu yaparken. Önce yıldızsızlar da buldum. Tamam mı? O şekilde yaptım. Ondan sonra yıldızlılara yavaş yavaş çevirmeye başladım. Ve şu anda böyle bir büyüt Hala yıldızsız itemlerim var. İki tane yıldızsız itemim var diğerlerde zaten bir yıldız Hani yıldız dediğimde bir yıldız <laughs> ama bakacağız iki tane iki yıldızım var neyse şimdi zırhta e, maharet, işte zır karanlık örtü sıyrılma ihtimali tavlamasında ve diğer tavlaması ise yüzde bilmem kaç ihtimalle dondurma ihtimali Aspekte ise bir yetene kullandığında işte e, can kazanırsın, iyileşirsin. Biz şu yeteneği sürekli kullandığımız için sürekli bir can çalmamız oluyor. Bu aspektin amacı bu. Şimdi buradaki zırh önemli arkadaşlar. Zırhınızda kesin zırh olması lazım. Niye? Şöyle şimdi benim 9194 zırhım var. Siz ben buna artı bastığım için buraya geldi bu zırh. Siz buna artı basmasanız ve zırhınız çok düşük oluyor onu söyleyeyim size. Hani bu build'i ilk yaptığınız zaman zırhınız düşük olacak arkadaşlar. O yüzden artı basarken ilk zırhınızı artı basın. Zırhınızı bu kademeye getirin. Ondan sonra e, şey yapın. E, silahlarınıza falan basın. Anladınız mı? Ondan dolayı işte zırh önemli. Zırhı buradan alıyor sadece. Bir de tabi paragon falan alıyoruz da önemli olarak buradan alıyoruz. Okey anlaştık. Karanlık örtü. Karanlık örtünün amacı da niye bu kadar yüksek tutuyoruz? Onun amacı da burada bize karanlık örtü ne kadar işte kademesi yüksek olursa o kadar çok hasar azaltma veriyor. O yüzden karanlık örtünün de seviyesini o yüzden yüksek tutuyoruz. Tamam. Sırılma ihtimali zaten düşman bize vurduğu zaman e, vurmama gibi bir şey. Hani vurduğu zaman işlemiyor. Sıyrılıyor. Vuramıyor. Tamam mı? O yüzden sırılma ihtimali de önemli. Zaten itemlerimizin genelinde sıyrılma ihtimali var onu söyleyeyim. Eldiven. Eldivende saldırı hızı kritik vuruş, şanslı vuruş, Savunmasız hasar, sis bombası süresi. Arkadaşlar eldivenimizi de şöyle açıklayayım size. Saldırı hızı önemli çünkü temel yetenek kullanıyoruz. Kritik vuruş ihtimalimiz de önemli. En azından düz ataklarımız biraz daha kritik vurup yüksek olsun diye. Şanslı vuruş yapma sebebimiz ise burada şu pasifimiz var arkadaşlar. Bu mağduret pasifi diyor ki savunmasız bir düşmana doğrudan hasar vermek ki biz temel yetenekle doğrudan hasar veriyoruz. En fazla %50 ihtimalle bir patlama yaratarak etrafındaki düşmanlara asıl hasarı %387 kadar eşit hasar verir. Mağduret hasarı savunmasız bonusu 120x kadar eşit miktarda artar diyor ve mevcut hasar artışı 1582 arkadaşlar Şimdi bunu size şöyle açıklayayım Burada en fazla yüzde 50 ihtimal yazıyor ya Biz şanslı vuruşla bu ihtimali yükseltiyoruz Ve Yükselttiğimiz için Daha Çok hasar veriyoruz ve bu hasarı Beyaz hasarlar Diye söyleyeyim sizlere Verdiğimiz beyaz hasarlar buradan çıkıyor arkadaşlar Tamam Bunu da bu şekilde Açıklayayım sizlere Savunmasız hasar zaten pasifimiz full savunmasız hasar için olduğu için o yüzden buradan da full savunmasız hasar seçiyoruz. Alttaki tavlama sis bombası. Sis bombası süresi sis bombamız bu. Bu arada sis bombasıyla da kombo yaptığımız için o yüzden sis bomba süresi aldık. Geldik pantolonumuza. Pantolonumuzda can yine sıyrılma ihtimali. Kalp avcısı artı altı. Arkadaşlar bu kalp avcısı artı altı önemli. Şöyle bir durum var pantolonda onu sizlere açıklayayım. Büyülüğe geldiğiniz zaman olası gelebilecek eklere baktığınız zaman. <laughs> çok pardon özür dilerim. Olası eklere baktığımız zaman burada şey yok. Kalp avcısı için artı altı özelliği yok o yüzden siz pantolonu direkt kalp avcısı özelliğiyle bulmanız gerekiyor. Bunu rolleyince getiremiyorsunuz. Tamam bunu da söylemiş olayım. O yüzden böyle pantolon düşerse veli nimettir. Onu söyleyeyim. Sonra yine sıyrılma ihtimali avlamada. Sonra yine dondur arkadaşlar. Düşmanları donduruyoruz. Dondurma sebebimiz niye o tavlamayı seçiyoruz onu da açıklayayım. Şurada pasif var arkadaşlar. Soğuk beceri. Soğutma uygulanmış düşmanlara 15x. Donmuş düşmanlara 30x hasar veriyoruz. O yüzden soğutma önemli. Bir de gliflerimizde kontrol glifimiz var. Onu bulabilirsem bulamıyorum. Burada mı? Burada da burada. Kontrol glifimiz var. Soğutulmuş düşmanlara 10x hasar. Donmuş düşmanlara 20x hasar. Yani 20 buradan. Ondan sonra 30 da buradan 50x hasar kafadan alıyoruz. Bu tavlamadaki yüzde bilmem kaç ihtimalle dondur ile. Anladınız mı? Buradan da hasarı stekliyoruz. Eldivenin aspektini söylemedim. Özür dilerim. Hemen söyleyeyim. El yetenekleri vurdu. Düşmanların kritik vuruş ihtimalle eşit ihtimalle 2 saniye eline doldurur. Yani biz burada ne seçtik arkadaşlar? Kritik vuruş ihtimali. Anladınız mı? Yüzüklerde de kritik vuruş ihtimalleri var buradaki aspekti seçmek için. Ondan sonra dondurur, donmuş veya sersemletilmiş düşmanlar 25x hasar. arttırılmış kritik vuruş hasarı verirsin diyor arkadaşlar. O yüzden bu aspekti de seçtik. Şimdi geldik buraya. Bunun aspekti ise nişancı yeteneklerinde yapılan kritik vuruşlar ki bu nişancı yeteneği kullandığımız ana yetenek etrafımızda şey oluşturur. Karanlık gölge örtüsü oluşturur Şu karanlık örtü arkadaşlar bu örtüyü yetenek halinize koymanıza gerek yok o aspekti attıktan sonra Direkt kritik vurduğunuzda bu otomatik olarak etrafınızda oluşur arkadaşlar ve düşman size her vurduğunda 5 karanlık örtüm varsa bir karanlık örtü gidiyor 4 karanlık örtü kalıyor En son işte o karanlık örtüyle ile bittikten sonra size damage vurmaya başlıyorlar O zaman da serial might mal devreye giriyor sıyrılma ihtimali devreye girdikten sonra hasar yemediğimiz zaman biz yine düz vuruş ata devam ettiğimiz için karanlık örtü o zamana kadar tekrar etrafımızda oluşuyor. O yüzden de hasar yemiyor gibi bir şeyiz. Böyle bir döngü var. Onu açıklayayım. Böyle sırayla gidiyorum. Hepsini açıklaya açıklaya net bir şekilde. Geldik ayakkabımıza. Bu arada can önemli. Hiç farkındaysanız can var. Yavaştan canları görüyorsunuz. Ayakkabımızda ise yine maharet, can, sıyrılma ihtimali. Tavlamamız sis bombası bekleme süresi. Sis bombamız zaten bu. Bir de ekstradan hareket hızı arkadaşlar. Rock için hareket hızı önemli. Aspekti ise bir düşmana doğrudan hasar vermek ki biz temel yetenekte doğrudan hasar veriyoruz onu en fazla %20 ihtimalle 2 saniye boyunca afallatır. Afallamış bir düşmana 20x arttırılmış hasar verirsin. Biz düşmanı ekstradan şu sis bombasıyla da afallatan bir sis karışımı fırlatıyoruz. O yüzden sis bombası attığımız düşman 20x arttırılmış hasar alıyor direkt. Bunu kombosu da bu. Geldik silahımıza. Aspektlerini de söyledim doğru. Silahımıza geldik. Silahta maharet can savunmasız hasar, tavlaması savunmasız hasar, kalp avcısı atışının iki kez yapılması. Diğer tavlamamız da bu. Şimdi kalp avcının iki kez yapılması demek bu bir tane ok atıyor ya, e, iki tane ok atıyor. Öyle diyeyim sizlere. O yüzden bu bayağı OP bir şey. Aspektimiz ise bir temel yetenek ile düşmana hasar verdiğimizde 10 saniyeliğine %4 saldırı hızı ki benim pitteki saldırı hızımı gördünüz. E, saldırı kazanır ve bu etki 5 kez birikebilir. Maksimum birikmeye ulaşınca Vampir kan öfkesine kapılarak 10 saniyeliğine %160x temel yetenek hasarı ve 15 hareket hızı kazanırız. Bizim bu yeteneğimiz kalp avcımız temel yetenek olduğu için buradan da %160 X temel yetenek hasarı Kazanıyoruz arkadaşlar Ekstradan taşlarımızda Savunmasız hasar taşları Geldik Hançerimize özellikle Hançer kullanın arkadaşlar Çünkü Kılıç kullanırsanız bende var mı kılıç Bak buradaki kılıçta şey var Kritik vuruş hasarı yazıyor gördünüz mü Bizim bu yıl kritik vuruş Hasarı bu yılda değil O yüzden hançer kullanacaksınız Ancher kullandığımızda yakındaki düşmanlara %20x hasar veriyoruz. Zaten biz düşmanla sürekli dibinde olduğumuz için ki pitte gördüğünüz sürekli yanlarındaydım. O yüzden hasarımız da %20 artıyor. Şimdi burada da aynı şekilde maharet, maksimum can, savunmasız hasar. Savunması hasar. Diğer tavlamamız iğneler boyutu. Neden iğneler boyutu? Onu da açıklayayım sizlere. Bir, neler boyutu neden? Hemen açıklıyorum. Paragon'a gireyim. Arkadaşlar, öncelikle bir, burada tuzak yeteneklerinden etkilenen düşmanlara arttırılmış kritik vuruş hasarı veriyoruz, bu düz vuruş için. Bir de burada diyor ki, tuzak yeteneklerinden etkilenmiş düşmanlara yüzde dört arttırılmış hasar azaltma kazanırız. Bunu aklımızda tutalım. Tamam mı? Hasar azaltma kazandığımız için dur, karıştırdık ha hasar azaltma kazandığımız için iğnelerde tuzak yeteneği olduğu için bunun boyutu normalde örnek veriyorum şu kadarsa bunun boyutunu bu kadar yapıyoruz. Örnekti bu sadece. Boyutunu ne kadar büyütürsek ve ne kadar çok o ne kadar çok düşman o tuzak yetenekleriyle etkilenirse siz o kadar çok şey alıyorsunuz. Böyle onlar size daha az hasar vuruyor. Böylelikle daha çok hayatta kalıyorsunuz. Tamam bunu seçme sebebimiz de o. Ekstradan aspektimiz yetenekler kullandıklarında birinci kaynağa bağlı olarak 20x arttırılmış hasar verir. Bizim zaten mana sıkıntımız yok bu bu ilde. O yüzden bu bu aspekt biçilmiş kaptan. Diğer hançerimize geldik. Bu hançerde özelliklerimiz aynı. Sadece son tablamamız değişik. Bu da iğneler süresi arkadaşlar. Neden iğneler süresi? Şimdi biz iğneler boyutunu büyüttük. Şimdi biz iğneleri attığımız zaman ne kadar yerde kalırsa düşmanlar o kadar çok maruz kalır. Ve biz tuzak yeteneklerine etkilenmiş düşmanlara daha çok hasar verip ve onlardan ekstradan hasar azaltma aldığımız için bu ne kadar yerde durursa bizim için o kadar iyi. O yüzden iğnelerin bekleme süresi. Aspektimiz ise uzak düşmanlar sana vurduklarında %10 ihtimalle 2 saniye boyunca sersemletirler sersemlemiş veya yere sermiş düşmanlar 30x arttırılmış hasar alır arkadaşlar. Buradan da hasar aldık. Geldik 100'e. Yüzükte saldırı hızı, şanslı vuruş. Bir de en önemli bu arada bu yüzüğü bizim Batuhan bu videoyu izlerse Batuhan'a çok sağ Teşekkür ederim. Batuhan sayesinde bu yüzüğü bulduk. 3 gün uğraştık bu arada. Klanla beraber destek olan arkadaşlar hepsine teşekkür ederim. Hani şu özellik şanslı vuruş var ya en fazla %30 ihtimalle düşmanı 3 saniyeliğine savunmasız kılar. Bu özellik kesinlikle olması lazım. Biz çok zor bulduk. Çok zor yaptık. E, o yüzden size denk gelirse şanslısınız demektir. O yüzden e, bu özellik kesinlikle olması lazım. Şimdi bizim full build şanslı vuruş build olduğu için burada da işte şanslı vuruş en fazla %34 ihtimalle olduğu için bu oranı iyice yükselttiğimiz için düşmanlar sürekli savunmasız kalıyor. Ve bizim bu itte full savunmasız hasar olduğu için bu özellik kesinlikle gerekli. Tamam. Tavlamamız gölge adım. Bunu şey yapın arkadaşlar. Ben e, gölge adım geldi. Tavlarken tam denk getiremedim. <laughs> denk getiremedi de yanlış oldu ama. E, tavlarken denk gelmedi. E, siz bunu şey yapabilirsiniz. İşte çeviklik bekleme süresi yapabilirsiniz. Bunlar da şu kullandığımız yetenek çeviklik, şu yetenek çeviklik, bu yetenek çeviklik. Ondan sonra şu 3 yeteneğimiz çeviklik yeteneği olduğu için bunun bekleme süresini azaltma olarak yapabilirseniz yapın. Ben zaten e, sitenin linkini aşağıya yükleyeceğim. Bırakacağım oradan bakarak da yapabilirsiniz. Ekstra yine savunmasız hasar var yüzükte de. Aspektimiz ise 10x attırılmış hasar kesinlikle veriyoruz. Sabit kaldığımız zaman bu artış e, 3 saniye boyunca sabit durduktan sonra bu artış 3'e katlanır diyor. Biz sabitiz. Burada sabit durunca hasar önemli ölçüde atar. Burada direkt aktif olmuş. 37K saldırı gücümüz var. Yürüdüğümde 32K'ya düşüyor. Buradaki aspektin mantığı da bu. Geldik diğer yüzüğümüze. Saldırı hızı kritik vuruş ihtimali şanslı vuruş. Bu yüzükle bu yüzük farklı. Ee, burada ekstradan şanslı vuruş ihtimali var arkadaşlar. Yok özür dilerim. Burada ekstradan kritik vuruş ihtimali var. Kritik vuruş ihtimalinin mantığını zaten anlattım sizlere. O yüzden bak bunda tam istediğim getirmişim. Çeviklik bekleme süresi azaltma. Bir de savunması hasar. Yüzüğümüz de bu şekilde. Diğer yüzüğümüz Aspektimiz ise temel yetenekler 30 saldırı hızı kazanır. Bizim bu yeteneğimiz temel yetenek ve bunda ekstradan saldırı hızı kazanıyoruz. Bu build'in en zor itemi kolye arkadaşlar. Bu kolye gerçekten hani çok zor bir kolye ama bu kolyeyi kesinlikle yapmanız gerekiyor. Onu öncelikle söyleyeyim. Şimdi şanslı vuruş ile artı 4 silah ustalığı artı 3. Bir, hile ile silah ustalığı ne? Hemen sizlere yetenek ağacından göstereyim. Arkadaşlar, hile bu. Sağlıklı ve yaralı düşmanlara 42x arttırılmış hasar verirsin. Şu da silah ustalığı. Burada da diyor ki, hani hançer, kılıç, yay, arbelet yazıyor ya. Biz ne kullanıyoruz silah? Yay. Burada da diyor ki, Yay için diyor savunmasız düşmanlara 24x arttırılmış hasar verirsin diyor. Şimdi bizim bu ildiğimizde savunmasız bu olduğu için 24x arttırılmış hasarı da buradan alıyoruz arkadaşlar. O yüzden bu da mükemmel bir olay. E bu koleyi ben nasıl yaptım sizlere şöyle açıklayayım. Koleyi düşürdüm şans vuruş hile vardı. Hilesi artı 2 mi neydi? Ben gittim bunu rolledim, silah ustalığı getirdim. Bunu da siz aynı bu şekilde yapabilirsiniz ama efsane paralar harcadım bu kolye için. Değdi mi? Değdi. Hani onu da söyleyeyim size. Ekstradan savunma tasar ve 2 saniyenin en fazla düşman dondurur, Tavlaması Bunun aspekti ise %50 maksimum kaynağın altında altındayken kullanılan temel yeteneklerin kullanım başına bir kez 3 birinci kaynak üretir. %50 kaynak ve üzerinde kullanılan temel yetenekler 120x arttırılmış hasar verir. Dediğim gibi bizim manamız bitmiyor. Bitmediği için de sürekli %50'nin üstünde olduğu için buradan da %120x arttırılmış temel yetenek hasarı alıyoruz. İtemler bu şekilde. Sizlere çok detaylı bir şekilde anlattım. Mantığını anlattım gelelim uzmanlıklara. Uzmanlıklarda iç görüşü seçeceğiz arkadaşlar. Bunu seçme sebebimiz aslında şu ikisinden e, seçememe sebebimiz gibi bir şey. Çünkü temel yetenekleri kullandıktan sonra çekirdek yeteneği kullanmamız gerekiyor. Bu combo puanı pas ve uzmanlığında. Burada ise işte ulti yeteneği kullanmamız gerekiyor. Ne bu ildimizde çekirdek yeteneği ne de ulti yeteneği ikisi de yok bizim bu ildimizde. O yüzden en mantıklısı bu. Bu da sizlere ekstradan işte sınırsız enerji ve kritik vuruş ihtimali veriyor. O yüzden o uzmanlık şeyi çok iyi. Onu da siz seçin. Buradan anlatmadığım bir şey yok. Uzmanlığı da anlattım. Mantığı anlattım. Ha bir de direnç. Arkadaşlar direnci şöyle yapın. Şu mücevheratlara birer tane direnç atın. Ondan sonra şöyle göstereyim size. Benim dirençlerde soğuk direncim 60. Soğuk direnci o kadar önemli olmadığı için soğuk direnci 60 yaptım. Çünkü o kadar önemli değil. Çok yüksek bir hasarlarda vermiyor ki 60 ideal. Ol ideal <laughs> olmadı. Şey yaparsınız, hani tutsun müsü basarsınız bu direnci de buradan kazanırsınız Onu söyleyeyim. Şimdi gelelim yetenek ağacına. Yetenek ağacını arkadaşlar hani genel olarak mantığını anlattım itemleri anlatırken. Ama şöyle kısaca özet geçeyim. Temel yeteneğimiz bu. Ana hasar yeteneğimiz bu. Burayı bu şekilde veriyoruz. Burada ekstradan yakın düşmanlardan hasar azaltma. Burada ekstradan can çalma var. Bir de zırhımızdaki aspekt de var can çalma. O yüzden e, ölümsüz gibi bir şeyiz. Geldik aşağıya. Burada Zamanla hasar etkilerine karşı %9 hasar azaltmamız var. Zamanla hasar etkilerine karşı derken zehir hasarı, kalama hasarı, o tarz hasarlara hasar azaltma kazandık burada. Burada gölge adım bu şekilde. İğneler bu şekilde. Hız işte e, atıl bu şekilde. Burada yine aynı şekilde afallamış düşmanları yere serme var. Biz sürekli düşmanları afallattığımız için onları yere sermek için. Ekstradan burada bir düşmanı yere sevdiğinde işte kritik vuruş ihtimali kazanırsın. Burada ise bir bekleme süresi kullanmak sırılma ihtimalini 3 saniye ile %12 arttırır. Şimdi bunların hepsi bekleme süresi. Bak 7 saniye, 9 saniye, 5 saniye, işte 8 saniye, 14 saniye. Bunların hepsi bekleme süresi olduğu için buradaki sırılma ihtimalini her türlü kazanıyoruz arkadaşlar. Burada zaten hile, ekstradan kötülük. Hani burada da savunması düşmanlara hasar var da hani buradaki silah ustalığı daha mantıklı arkadaşlar. Burada mesela 3 versek 18 yani %18 arttırılmış savunması düşmanlara hasar vereceğiz. Ama biz burada direkt %24 e, savunması düşmanlara hasar veriyoruz. O yüzden silah ustalığı daha mantıklı. Aşağıya indik. Burada yine soğuk becerimiz var. Bunun mantığını anlattım. Burada yine saldırı hızı için böyle bir acele diye pasifimiz var. Ekstradan en önemli pasifimiz mağduret pasifi. Mükemmelliyete kaç dakika olmuş? Oo, 26 dakika olmuş. Ee, şey yapalım. Tam fazla uzatmayalım. Şimdi ben şey demiştim sizlere. Şu direnci de söyleyeyim. Direnci bu şekilde atın. Soğuk direnci dediğim gibi %60 kalacak. Bu paragonda ise e, paragonu verdiğiniz zaman siz bu paragondan zehir dirençleri alacaksınız. E, ben buraya zaten e, yaptım. Full zehir direnci. Sonra bir yerde daha yapmıştım. Onu da bulayım. Ha, şurada vardı. Şurada da bir tık zehir direnci aldık arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam. E, paragonumuz ee, aynı şekilde kitle kontrol etkisindeki düşmanlara hasar var. Ondan sonra e, burada temel yetenek ve saldırı hızı şeylerini aldık. Dirençlerimizi buradan aldık. Glyph'imiz yine nişancı hasarı. Buradan da bir tık soğuk direnci aldık. Böyle. Burada seçkinlere hasarlarımız var. Burada yine savunmasız düşmanlara hasarımız var. Burada glyph'imiz fiziksel hasar. Biz çünkü full fiziksel hasar veriyoruz aşılama maşılama kullanmıyoruz. Burada ise yine kitle kontrol etkisindeki düşmanlar hasar. Buradan zırh alıyoruz. Ondan sonra ekstradan yine hasar alıyoruz. Buradan da yine aynı şekilde sağlıklı ve yaralı düşmanlara fiziksel hasar veriyoruz. Paragon bu şekilde arkadaşlar sizlere anlattım. Ben zaten bu yıldın linkini aşağıya bırakırım. Site linkini oradan rahatça yapabilirsiniz. Bu, bu şekilde her şeyini anlattım. Çünkü 20 dakika olmuş. Detaylı bir anlattım ama yani gerçekten detaylı bir şekilde anlattım. Uzun video oldu. En başta söylemiştim ama gerçekten detaylı bir şekilde anlattım sizlere. Anlattığım şeyler de hani gerçekten önemli şeyler. Son olarak tekrar söyleyeyim. Zırhınız ilk başta düşük olacak. O yüzden zırhınıza öncelikle artı basın ve şurada kesinlikle zırh özelliği olsun. Değilse zırhınız düşük kalır. Dirençler de dediğim şekilde atın. Ondan sonra keyfinize bakın. Ama bu build'de en önemli şey şanslı vuruş arkadaşlar. Eğer itemlerinizde şanslı vuruş olmazsa buradaki pasif aktif olmaz. Aktif olur da sürekli aktif olmaz. Sürekli aktif olmadığı için de siz sıkıntı yaşarsınız. Hani hasar verirsiniz ama böyle verimli bir hasar veremezsiniz. Ondan dolayı da şanslı vuruş en önemlisi. Ondan sonraki süreçte savunma hasar ve saldır hızı arkadaşlar. Bu üçünü kesinlikle getirin. Ben zaten linkini bırakacağım. Oradan yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bu indi yaparsanız yaptıktan sonraki yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.